Tamam be Gülendam ya. Bir rahat vermedin yani. Bir rahat vermedin. Abi ya. Vallahi kusura bakma. Şimdi gelirler. Ne yapayım? Tamam tamam. Çıktım ben. Hadi. Can abi kurban olayım git ya. Tamam tamam gitti. Bak İso'ya iyi bak tamam mı? Ya bakarım haydi. Oğlum benim. Oğlum benim ya. Benim oğlum. Bu kar kıyamette keşke taksiyle gelseydi. Ayşegül abla geldi. Gelin lan bu kapıyı kim kilitledi be? Bilmiyorum ben sana git dedim işte Can abi gitti. Yukarı koş 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 koş. Ay düşüyordum ya kapısı mı? Gülendam niye hortlak görmüş gibi bakıyorsun? Ben koltuktan sızmışım da sese korktum bir an. Ay oğlum benim usul usul uyumuş mu? E hadi sana da taksi çağıralım git. Ay yok be kalayım. Şey kalayım en iyisi. Ay yok canım niye kalıyorsun? Hatta yarın da geç gel şöyle güzelce bir dinlen. Tamam hadi. Ben yatırayım yukarıda onu. Vereyim de ben. Vereyim. Yatırayım ben. Öyle vereyim. Ne diyorsun Gülendam? Hadi tamam çık. Hadi. Ha dur bir şey diyeceğim. Ne oldu? Sakin sakin. Gelirken bebeğin telsizini de getir olur mu? Ha olur. İyi. Hadi. Murat kahveyi hazırlayayım ben. Hadi gel. Can abi bittik biz bittik mahvolduk bittik. Ses sol telaş etme ya daha beter olacak yakalanacağız şimdi sus. Abi ben seni ne yapayım nereye saklayayım ben seni. Gülendam önce sen bir İso'yu yatır yerine yatır. Yatır İso yatır. İso tamam. Evet. Yatır. Evine gideceksin. Evine. Sen ne yapacaksın? Kızım ben bir punduna getirip gideceğim evime. Sen gider misin lütfen? Abi ben çok korkuyorum. Gülendam çabuk evine git dedim ya. Bak sen burada durdukça daha fazla dikkat çekeceğiz ya. Gider misin evine? Tamam bak giderim. Hadi. Dur şuna. Al. Hadi kızım ya. Tamam. Hadi siz. Gülendam yattı mı? He ya yattı. Ah kahve mi yapıyorsunuz? Süt falan ben bir şey vereyim. Ya Gülendam taksiyi çağırdım hadi bekliyor seni giyin git. Ne yapalım Gülendam? Kaderde varsa basılmak neye yarar? Üzülmek. Ne? Ha, yok şey Allah'ım. Ben kaçayım o zaman. Ha, bu kalıyor. Çok değişik bir kız ha. Ya değişik, deli. Ama bana da böylesi yakışırdı. Bir bilsen daha neler yapıyor. O da bilmiyor ki ne yaptığını. Öyle bir şey. Niye gülüyor lan bunu bu kadar? Ne var ki bu kadar gülecek? Ayşegül, sen bana hala kızın değilsin değil mi? Vay. Ayşegül Murat Efendi'ye kızmış. Devam et Ayşegül, devam et. Yürü. Yok değilim. Yani seni anlıyorum ama... Yani benim yerime karar vermenden gerçekten rahatsız oldum. Emri vaki yapmandan. Hey, ne yapmış o Ayşegül yerine karar vermiş? Lan sen yürek mi yedin oğlum? Ver ağzının payını Ayşegül. Ver ağzının payını ver. Ayşegül, çok özür dilerim. Kendimi tutamadım. Söz veriyorum sana bir daha böyle bir şey yapmam. Ya ne sözü be? Dinle bana seni at şöyle bir dışarı ya. At evden dışarı at. Ay lütfen özür dileme. Hiç gerek yok. Gerek mi yok? Ya kızı ne demek gerek yok ya. Gönder gitsin gönder ya. Ver ağzını payını. Ayşegül. Ben ne yaptıysam aşkımdan yaptım. Ne? Aşk mı lan ben senin aşkına? Turp sıkayım lan, turp sıkayım. Dengesiz herif. Ayşegül, ben bir eve baktım geçen gün.
Yarın gidip birlikte bakalım. Ne evi be? Ne evi Murat? Şehir merkezinde. Aydınlık, ferah, geniş bir ev. Ben evlendikten sonra orada otururuz diye düşündüm. Eğer sen de beğenirsen o evi almak istiyorum. Oha lan, oha, oha, görgüsüz herif. Pis görgüsüz adam. El alacağını şaşırmış bu be. Murat, ben kendi evimi çok seviyorum. Buradan başka bir yerde yaşamak istemiyorum ki. Ayşegül, sadece bir gör. Olmaz mı ha? Sadece bir gör. Bak, ileride daha merkezi, daha korunaklı bir eve ihtiyacımız olabilir. Yarın 10 gibi alırım seni. Sadece görmeni istiyorum. Bak, senin ve İso'nun rahat etmesi benim için her şeyden daha önemli. Tamam, tamam, gelirim. Yani madem bu kadar çok istiyorsun. Bu herif hep mi böyleydi ya? Bu adam hep mi böyleydi? Allah'ın görgüsüz. Ben de sana o evi aldırırsam benim de adım Can Tekin değil lan. Neden öyle bakıyorsun Murat? Şu an o kadar kızıyorum ki kendime. Ne olur beni affet. Ya ben ne yapıyorsam seni çok sevdiğimden yapıyorum. Anlıyorsun beni değil mi? Ne olur bana kızgın kalma. Buna dayanamam. Niye sustu lan bunlar? Ulan yoksa... Minak herhalde. Lan bu kız öpmeye falan kalkmasın. Şeref seref. İso, İso oğlum uyan, uyan. Ağla, ağla İso, ağla, ağla. Hadi be oğlum. İso ağlasana. Ya İso 40 yılın başı işim düştü be oğlum. Hadi oğlum. Hadi koçum, hadi amcasını buluyor. Hadi, hadi koçum, ağla, ağla. Ya İso hep ağlarsın. 40 yılın başı işim düştü, ağlamıyorsun ya. Hadi be oğlum. Hadi yapmasın. Lan İso ya. Ne? Aa. İso? İso'nun sesine ne oldu? Dur Murat, buna gerçekten bakmam gerekiyor. Ayşe. Geç oldu. Ben de gideyim artık. Yarın eve bakmak için gelip seni alırım, tamam mı? Tamam, tamam. Bay bay. Geldim teyzeciğim, geldim. Hayırdır inşallah. İso, teyzeciğim. Ay uykusunda mı ağladı acaba ya? Ay benim minik kuşum uykusunda rüyam görürmüş. Ha? Benim kafam çok karışık ya. Ne yapacağım ben? Senin de böyle sürekli kafanı şişiriyorum ama. Dertleşecek başka kimsem yok ki. Sen de böyle anlamıyorsun diye rahat rahat konuşuyorum işte. Can amcanı unutmam lazım. Unutmalıyım. Hayatıma bakmalıyım.
önüme bakmalıyım. Seninle olan geleceğime karar vermeliyim. Ama ben böyle gizli gizli... kendimden bile gizli onu düşünüyorum. Benim düşüncelerime girmeyi bile hak etmiyor. Beni nasıl kandırdı? Ben de böyle hala evleneceğiz diye. Kardeşim hadi ya, bozar mısın şu parayı? Bak geç kaldım diyorum. Atalan Üsküdar'a geç diyorum. Boz şu parayı ya. Abi ne yaptın sen ya? Benim parayı nasıl bozacağım şimdi? Hah, bak şu ileride büfe gibi bir şeyler var. Sen git 2 dakika bozduruver gel hadi. Hadi abi. Ne diyorsun kardeşim sen? Aa, Can abi? Ha Can abi. Ya tamam kalsın paranın üstünü müstünü istemez ya. Abi. He. Helal et abi o zaman. Tamam helal hoş olsun kardeşim. Helal hoş olsun. Sağ ol abi. Sen de sağ ol. Dedik İso kullanır bu odayı. O biraz büyünce yan odaya geçer. E burası da yeni bebeğe kalır. Yani bilmiyorum Murat. Şimdiden bunlara karar vermeyelim bence. Kimse yok mu? Yani düşünün. Bakar mısınız? Can? Kimse yok mu? Adamın burada ne işi var ya? Kimse yok mu? Bakar mısınız? Can? Aa vallahi Can! Ya sen ne yapıyorsun burada? Aa! Siz de mi buradaydınız ya? Can, senin ne işin var burada? Bizi mi takip ediyorsun?
Niye ben sizi takip edeyim ya? Allah Allah. İşim yok sizi takip edeceğim. Can Tekin? Cenk Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Benim ne işim olur sizinle? Biz Cenk Bey'le daha önceden sözleştik bu ev için. Ona bakmaya geldim yani. Ne? Öyle mi yaptık ya? Oho, Cenk Bey siz de yani. Bir eve bakacağız. Çıkan pürüze bak. Pürüz mü? Cenk Bey ne pürüzü? Murat bir sakin olsana. Bir dakika. Cenk Bey söyler misiniz bu evden çıkıp gitsin? Çünkü biz bu evi almaya karar verdik. Ne? Ama Murat gene aynı şeyi yapıyorsun ya. Benim hakkımda karar veriyorsun. Ben böyle bir şey söylemedim ki. Ayşegül canım bak. Birazdan her şeyi çözeceğiz. Bakın size ne diyeceğim ben. Siz isterseniz çıkın dışarıda rahat rahat kavganızı edin. Ben de gönül rahatlığıyla yeni evimi keseyim. Cenk Bey, diğer odaları ne tarafta gösterebilir misiniz? Tabii bir üst katta. Buyurun. Murat. Murat dur bekle. Buyurun. Buyurun sen. Aa. Ne oluyor şimdi ya? İso'ya bir şey olmuş olmasın? Alo? İyi mi? Doğruyu söyle. İyi mi Can? Ya Ayşegül ne bağırıyorsun? Kemiği mi? Herkes iyi. Merak etme. Bağırma dur. Sakin ol. Ayşegül benim seni arayabilmem için illa birine kötü bir şey olması mı gerekiyor? Herkes iyi. Bir şey yok ortada dur. Beni hangi yüzle arıyorsun o zaman? Ayşegül bak ne diyeceğim. Bizim hani geçen gittiğimiz bir sabahçı kahvesi vardı ya. Hani saatlerce konuştuk seninle. Ben birazdan oraya gideceğim. Ay beni neden aradın peki? Sen de gelsene yanıma. Ay yok artık sen delirdin herhalde Can. Ne diyorsun ya? Yani diyorum ki İso hakkında konuşalım. Gel İso hakkında konuşalım diyorum. Yani biliyorsun ben İso'yu görmeyince çok özlüyorum ya. Hadi inat etme ne olur Ayşegül ya. Hadi Can hadi. İso'yu bahane etme bana. Gelene kadar bekleyeceğim seni orada. Şeytan görsün yüzünü. Yüzsüz ya. Bir de beni ayağını çağırıyor. Gemileri yaktım birer birer. Zaten umut yoktu. Kaç yerinden koptu. İlişkimiz olmayınca olmuyor işte. Zorlamamak lazım. Bir çay alabilir miyim? Artık uzak dursak. Biz ikimiz duvar olsa dayanmazdı. Yaptıkların karşısında kalbim nasıl başa çıksın? Ayşegül. Bak ne olursa olsun. Hayat bize nasıl bir oyun oynarsa oynasın. Ben sadece seni, ömrümün sonuna kadar sadece seni seveceğim. Efendim Murat. Alo Ayşegül neredesin? Çıktın mı? Ya çıkmadıysan gelip alabilirim seni. Hem yok yok çıktım geliyorum merak etme. Kanatan, buna hakkın yok kusura bakma. Yukarıda Allah var şüphesiz. Görüyor her şeyi eksiksiz. Buna hakkın yok kusura bakma. Gidiyorum. Afiyet olsun. Eyvallah. Sağ olasın. Can be oğlum. Birini mi bekliyorsun? Bilmiyorum daha. Bilmiyorum. Gidiyorum ben kusura bakma. Patron iyi akşamlar. İyi akşamlar abi. Can abi. Çayını taze. Afiyet olsun. Eyvallah kardeşim. Can Tekin,
Evet. Seni dinliyorum. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Neden çağırdın beni buraya? Çünkü seni seviyorum Ayşegül. Çünkü ben seni çok seviyorum. Sen bana ne söylersen söyle. Ne yaparsan yap. Nasıl davranırsan davran. Ben seni seviyorum. Hafızanı kaybettiğinde hatırladıkların ve duyguların gerçekti. Kendini kandırma. Murat'ı gerçekten seviyor musun Ayşegül? Yoksa bütün bunları bir inat uğruna mı yapıyorsun? Konuşsana. Ayşegül konuş, bana bir şey söyle. Hayvan herif de, beni mahvettin de, benim hayatımı mahvettin de, ama seni seviyorum de. Seni sevmekten vazgeçmeyeceğim de bana. Neşeliyim ki. Kendimi o kadar iyi hissediyorum ki. Seninleyken sanki başka bir kadın. Bir sürü şey söylüyorum. Gülüyorum. Yani. Seninleyken Murat'ı unutuyorum. Şimdi Murat'a dönmem gerekiyor.
gemileri yaktım birer birer. Zaten umut yoktu, kaç yerinden koptu. İlişkimiz olmayınca olmuyor işte. Zorlamamak lazım, artık uzak dursa. Senleyken o kadar neşeliyim ki, kendimi o kadar iyi hissediyorum ki senleyken. Sanki başka bir adamım. Bir sürü şey söylüyorum, gülüyorum, mutluyum yani. Ve hatta Elif'i unutuyorum seninle. Ayşegül, ben aslında seninle olmak istiyorum. Seni korumak. Yukarıda Allah var şüphesiz, görüyor her şeyi eksiksiz. Buna hakkın yok, kusura bakma. Ama şimdi... Sen misin aşağı beni yaratan? Elif'in yanına dönmem gerek. Buna hakkın yok, kusura bakma. Yukarıda Allah var şüphesiz, görüyor her şeyi eksiksiz. Buna hakkın yok, kusura bakma. Gidiyorum ben, kusura bakma. Can abi, çok sağ ol. Allah senden razı olsun. Hadi sonra görüşürüz. Dur dur, ben de geliyorum ya. Ayşegül abla kızmasın. Ya yok kızım, ne olacak? Bir şey olma senin. Ben alırım seni. Tamam. Nihayet. Gülendam gel. Teyzesinin kuzusu üşümüş mü? Ver abla. Teşekkürler, iyi akşamlar. Ya Ayşegül bir dur, bir dur. Benim şey yapmam lazım. Tuvalete gireceğim ben. Tuvaletimi yapacağım, tuvalete gireceğim. Girme. Ayşegül abla o kadar yoldan getirdi bize. Sıkışmıştır, yazıktır. Bahçeye yapsın. Gir tuvalete ve bir an önce çık. Hadi. Teşekkürler. Teyzişko, gel biz gidelim. Gel. Gel teyzesini koyalım. Yabanim ben.
Orada zıpladım. Vallahi alırım ben de Gülen'in abla. Sıcak sıcak şimdi içimiz ısısın değil mi? Hemen getireyim Can abi. Getir getir. Bir çayın eksikliyor. Efendim? Hiç. Afiyet olsun abi. Can abi hava çok bozdu, kar başladı ha. Sen nasıl döneceksin? Döner o döner. Bir şey olmaz. Dönermişim ben. Bana bir şey olmazmış. Hele şu çay bitsin. Bakarız. Ayşegül abla. Hı. Bu eve geldi ya, bir rahatladı. Ne var ne yok koy vermiş. Ben bir altın temizleyeyim yukarıda. Tamam Gülenda. Ayşegül, ne yaptın? Gittin mi Murat Efendi ile buluşmaya? O ne demek ya? Allah Allah. Hani bana böyle artist artist diyordun ya, Murat'la buluşmam lazım cığım diye. Ondan soruyorum. Sen ne biçim konuşuyorsun ya? Senin gene ayarların bozulmuş galiba. Hep bu zaten Gülendam'ın iş güzellikleri. Gelsin soracağım ben ona. Hadi çayını içtiysen git lütfen. Henüz içmedim, bitmedi yani. Ayşegül. Sen Murat'la evlenemezsin. O kadar. Ne? Evet. Ben sana mı soruyorum acaba? Mevzu bana sorup sormaman değil. Neymiş mevzu? Mevzu sırf bana inat olsun diye gidip sevmediğim bir adamla evlenmen. Cantekin. Çabuk çıkıp gider misin buradan? Bak kibarca söylüyorum. Henüz çayım bitmedi. Bitti. Ya beni değil kendini düşün ya. Murat gibi bir adamla bir ömür geçer mi? Ya sen hangi sıfatla bana konuşuyorsun? Hangi sıfatla? Ayşegül bak, sen aklına her eseni yapan özgür ruhlu bir kızsın ya. Murat gibi işten pazarlıklı bir adamla evlenilir mi hiç ya? Bak vallahi de billahi de büyük bir hata yapmak üzeresin. Yapma bunu kendine. Hadi Can. Ama bak yanlış yapıyorsun gerçekten. Yürü Can. Hadi. Ya Ayşegül bak. Hadi yürü Can. Gerçekten yapma diyorum yani. Fırtına çıkmış Ayşegül. Nihayet. Ne olacak şimdi? Ne olacak kızım? Yani ben burada kalacağım. İşte görmüyor musun dışarıda deli gibi kar var, fırtına var, tipi var yani. Ya yok artık, ben istemiyorum seni evimde. Kızım nasıl gideyim Allah aşkına ya? Deli gibi kar yağıyor dışarıda. Allah korusun. Kaza falan yaparım. Anam! Ne oluyor? Çığ mı düştün ha?
Maknası da uçuyor dışarısı, görüyor musun? Tipi başlamış ha tipi. Allah dışarıda kalanlara yardım etsin Allah'ım. İso'yu da yatırdım. Fırtına sesine uyanmasa bari. Aa, Can abi ne oldu? Hiç. Burada kaldım. Sen bana bir çay daha koysana. Ha yapayım. Hadi. Bu görevi almaya hak kazanırsak... Ayşegül izliyordum ben. Sordun mu? Ya kızım değiştirmesene, izliyordum diyorum. Can, sen mecburiyetten buradasın. Biz seni ağırlamıyoruz. Bunu unutma. Lütfen. Ayıp oluyor ama. Ya ne yapsaydım yani, tipide kayıp mı olsaydım? Olsaydın. Ay tövbe. Çay. İstemem, sağ ol. Merhaba. Ay şunlara bak, nasıl da yakışıyorlar aslında ha. Yazık olmuş bunlara valla. Bu Can abi o yalancı Elif Hanım'la bir ömür ne yapacak? Of of. Ayşegül bir sabit kalır mısın lütfen ya? Başım döndü, değiştirip durma şunu. Sana ne Can? Lütfen varlığın ve yokluğun biri olsun. Rica ederim. Haydi. Ben yatayım artık. İyi geceler. İyi geceler. Ay Gülendam, sen de burada kaldın ya. Yok hiç, ne olacak ya? Ben İso'yla kıvrılır yatarım. Siz izleyin. İyi geceler Gülendam. İyi geceler. Ben biraz önce söylediklerimde ciddiydim. Ne söyledin? Ben senin söylediklerini dinlemiyorum genelde. Çok komik. Vallahi çok komiksin yani. Murat'la ilgili söylediklerimde. Hani evlenmeniz konusunda. Ayşegül bak, sen Murat'la mutlu olamazsın. Bir inat uğruna evlenme. Yakma başını. Ne inadı Can ya? Ne inadından bahsediyorsun sen? Sana bir şey söyleyeyim mi? Bence sen kendini bayağı bir önemsiyorsun. Ben bir inat uğruna başkasıyla evlenecek kadar salak mıyım ya? Ne için evleniyorsun peki? Hı? Sevdiğin için mi? Söyleyeyim mi niye evleneceğimi? Söyle. Hı. Eve hırsız girdiğinde yanımda kim vardı? Murat. Sosyal hizmetler eve geldiğinde yanımda kim vardı? Murat. Musluk bozulduğunda, eve su bastığında yanımda kim vardı Can? Murat. Yani hayatımdaki en zor zamanlarımda yanımda hep Murat vardı. Sen değil. Benim sorumun cevabı bu değil ama. Hayır. Hadi ama lütfen bak, konuşmak istiyorum seninle. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok Can. Ayşegül bak, İso uyanacak sesimize şimdi. Aç kapıyı konuşalım lütfen.
bana ne kadar kızgın olduğunu biliyorum. Hatta bunu gözlerinde görebiliyorum. Benden vazgeçtiğini de biliyorum. Ya, ne yapsaydım? Tamam. Haklısın. Hatta beni artık görmemek istemeni bile anlayabiliyorum. Can, ne diyeceksen de hadi. Uykum geldi. Murat'la evlenme Ayşegül. Can, çıkar mısın lütfen? Dinler misin beni? Dinlemek istemiyorum ya. Allah Allah. Ayşegül, sen Murat'la mutlu olamazsın. Nereden biliyorsun? O senin her sabah kahvene fincanın çeyreği kadar süt koyduğunu biliyor mu? En çok kiraz reçelini sevdiğini. Bilmiyor. Gözlerini böyle kocaman kocaman açıp tavana baktığında aklından mutlaka bir muzurluk geçirdiğini biliyor mu Ayşegül? Eline kalem alıp bir şeyler not ettiğinde kendinle konuştuğunu biliyor mu? Güneşli havalarda dışarı çıkmadan 50 faktör koruma sürdüğünü biliyor mu? Sabahları kalktığında ilk iş burcunu okuduğunu ama sorsalar ben burçlardan anlamam dediğini biliyor mu? Tamam Can, yeter. Sokakta bir kedi köpek yavrusu gördüğünde dayanamayıp onu mutlaka kucağına aldığını, hatta eve getirmek istediğini biliyor mu? Ayşegül, Murat senin cüzdanının içinde annenle babanın resmini taşıdığını, hatta artık İso'nun resmini de onların yanına koyduğunu biliyor mu? Tamam Can, tamam. Hiç senin mantından yedim o. Böyle kocaman. Seninle birlikte bisiklete bindim hiç? Seninle birlikte yüzdü mü? Hiç seninle birlikte ev temizledi mi? Hiç seninle birlikte ağız dolusu güldü mü? Seninle birlikte aynı evin içinde bir hayatı paylaştı mı Ayşegül? Paylaşmadı. Ayşegül, Murat seninle birlikte ağladı mı? Birlikte ağladınız mı hiç? Ayşegül, Murat seni tanımıyor. O sadece seni çok istiyor. Ama ben seni biliyorum. Ben seni tanıyorum. Seni çok iyi biliyorum. Sen onunla evlenirsen mutlu olamazsın. Bunu yapma kendine lütfen. Tamam Can, çık lütfen. Lütfen Ayşegül. Can, çıkar mısın?
konuşacak neyimiz kalmış? Biz çoktan bitmişiz. Hep aynı sondan gün alıp sanki ayrılmaya yemin etmişim. Ben kendimi böyle hiç sevmedim. Yalnızlıktan çırılçıplak. Oh. Ben seni hiç böyle sevmemiştim. Gideceksin diye korkarak. Hangimiz bir parçasını bırakıp gidecek? Diğeri uyurken. Peki ya hangimizin son sözü olacak? Diğerinin adı yapayalnız ölürken. Hangimiz bir parçasını bırakıp gidecek? Diğeri uyurken. Peki ya hangimizin son sözü olacak? Diğerinin adı yapayalnız ölürken. Sanırım önce ben gidemem. Yalnızlıktan çırılçıplak. Oh. Ben seni hiç böyle sevmemiştim. Gideceksin diye korkarak. Hangimiz bir parçasını bırakıp gidecek? Diğeri uyurken. Ya hangimizin son sözü olacak? Diğerinin adı yapayalnız ölürken. Hangimiz bir parçasını bırakıp gidecek? Diğeri uyurken. Peki ya hangimizin son sözü olacak? Diğerinin adı yapayalnız ölürken. Sanırım önce ben gidemem. Sanırım önce ben gidemem. Şimdi bak gör nasıl kızacak Gülendam. Böyle yakalanırsın işte Gülendam. Hayırdır? Nereye? Ay, Can abi, vallahi bak istemeden oldu. Bilinçsizce, şuursuzca, yoksa ben bırakır mıyım bu ikisini? Gülendam, hiçbir yere gidemezsin, düşünme. Bir dur, şimdi de Murat Bey kızacak. Şimdi Murat Bey kızacak. Murat Bey kim ya? Murat Bey kim? Kim Gülendam? Kim o? Yürü. Ayşegül, hani şu İso'yu görme konusunu belirli kurallara bağlayacaktınız? Ona İso'yu görme konusu denmez öyle ruhsuz ruhsuz. İso benim de oğlum. Görmek için de kurala falan ihtiyacım yok. Söylesene Ayşegül. Bir saniye. Benim güzel oğlum.
Can. Hı? Gel bir konuşalım seninle. Gülen'e de alsana İso'yu. Ne konuşacağız ki? Gel, konuşacağız. Hemen geliyorum. Beraber. Neyi ne yapıyorum ya? İso'yu görmeye geldim. İso'yu görüyorum. Bu kadar. Peki. O zaman şöyle söyleyeyim. Lütfen artık düş yakamdan. Tamam mı? O ne demek ya? Şu demek yani böyle kafana estiği gibi gelip gidemezsin buraya ya. Benim de özel bir hayatım var. Şöyle yapalım. İso'yu artık hafta sonları gör. Tamam mı? Oh ne güzel ya. Vallahi Allah razı olsun yani. Zaten buralara kadar gelip böyle bir saat çocuğu görüp gitmekten ne çocuk bir şey anlıyor ne ben bir şey anlıyorum. Tamam o zaman şöyle yapalım. Hı. Götürürsün o zaman evinize, tamam mı? Gülendam da gelir. Tamam, olur. İyi. İyi. Anlaştık mı? Anlaştık. Hem zaten Elif'e de iyi olur İso'yla uğraşmak. Yani doğurduğu zaman böyle daha tecrübeli bir anne olacak Elif de. Ne güzel işte. İnşallah doğar da Elif de tecrübeli bir anne olur. Gel gel gel. Bu işte o. Ne yaptınız Ayşegül? Halledebildiniz mi? Hı, hallettik. Can artık hafta sonları kendi evinde görecek İso'yu. Ya. Bugünden itibaren mi mesela? Nasıl? Bugün hafta sonu ya. İso'yu mu almaya gelmiş diyorum Can. Aa! Doğru. Murat doğru söylüyor. O zaman al sen İso'yu. Hafta sonu ya bugün. Herife bak ya. Açığı yakaladı hemen. Bugün hafta sonu diyor. Allah'ın cezası. Efendim Can? Bana mı söyledin? Ben sana ne diyeceğim ya? Ne diyeceğim ben sana? İyi madem. Bugün hafta sonu. Ben alıp İso'yu gideyim bari bize. Evet evet. Al sen İso'yu götür. Gülendam, Can abine yardım etsene. İso'yu hazırla, çantasını ver. İyi yolculuklar. Tamam ablam. Gülendam, bak senin de bir planın programın falan bir şeyin varsa söyle bileyim. Yok Can abi, benim ne planım olacak? Ne bileyim yani, görmüyor musun Ayşegül ablanı? Sevgililer günü, mevgililer günü hiçbir şey boş geçmiyor maşallah. Hoş bulduk. Buyurun. Heh. Kadroda bir sen eksiktin, sen de geldin, tam oldu yani. Yok. Bunun hala dünyadan haberi yok. Saf saf bakıyor hala. Allah'ım ya. İso, kuzucuğum, teyzeci. Handan Hanım? Tuna Kiremitçi burada.
Ne diyorsun? Gerçekten mi? Bence şoka girdi. Evet, sana büyük bir sürprizim var demiştim. Tuna Kiremitçi burada ve seni bekliyor Ayşegül. Merhaba. Ayşegül ben. Evet, biliyorum. Handan çok bahsetti sizden. Hadi ya. Ayşegül. Kim ki bu? Tuna Kiremitçi Murat. Tuna Kiremitçi. Ha. Yazar yazar. Bayağı bir yazar yani. Her şeyi yazıyor. Ayşegül'le de yazacaklarmış. Ne yazacaklarsa. Tuna Bey, ben sizin inanılmaz hayranınızım ya. Öyle böyle değil. Hayran mı? Handan beyefendi kim? O da mı oyuncu? Şimdi şuradaki. Yok, ben Ayşegül'ün nişanlısıyım. Meslek olarak mı? Oo, adam fena yazdı. Ayşegül, Tuna, hadi hep birlikte bir toplantı odasına gidelim, işimizin başına koyulalım. Hadi canım. Gezem, aynen. Sen nereye Can? Handan, beni de o toplantıya almazsan eğer, anlaşmayı falan unut. Dizi yok, film yok, hiçbir şey yok. Tuna, ben şöyle düşündüm. Can da bize katılsın. O da sanatçı sonuçta. Hep birlikte biraz beyin fırtınası yaparız. Öyle değil mi? Hadi hep birlikte. Tabii canım, süper olur. Tamam, ben de İso'yu alıp geliyorum o zaman. Tamam. Şşt. Hop hop. Duymadın mı, sanatçılar dedi. Biz yani sanatçılar. Senin meslek nişanlılık ya. Sen kal burada. Can, sen yine kışınıyorsun ha. Ben Murat'ın fikirlerini de duymak isterim. O da gelsin. Ay buyurun, hadi hepiniz gelin, hadi. Daha önce de söylediğim gibi, yani okuyabildiğim kadarıyla gördüm ki giriş bölümü gayet güzel. Gerçekten mi? Yani giriş bölümü çok iyi. Çok iyi değil, güzel. Tamam. Gayet güzel ama... ne oluyor biliyor musun? Böyle sayfalar ilerledikçe böyle bir monotonlaşıyor olay. Yani şöyle anlatayım, o baştaki aşk dolu, tutkulu böyle alev alev kadın gidiyor. Onun yerine kendi kendine konuşan bir garip bir kadın geliyor. Ya bence Ayşegül, sen bu aşk olayını çok daha tutkulu, çok daha güçlü, çok daha yüksek anlatabilirsin. O nasıl olacak Tuna Bey? Ne nasıl olacak? Böyle o aşk olayını çok daha tutkulu, böyle çok daha yüksek, çok daha böyle yaşamak. Ayşegül yapamaz ki öyle şeyler. Allah Allah, niye yapamıyormuşum? Ayşegül, bu nasıl bir çalışma? Ne diyor bu adam ya? Murat, lütfen düzgün konuşur musun? Bu adam ne demek? Devam edebilir miyiz artık? Tabii tabii, tabii Tuna Bey. Şimdi Ayşegül, aşkı düşün. Aşık olduğun adamı düşün. Düşündün mü? Düşünüyorum. Güzel. Şimdi onun sesini düşün. Ayşegül, çabuk yemek yap bana, çabuk. Düşündüm. Şimdi onun sana dokunuşunu düşün. Pardon? Sizden bahsediyor. Nişanlısı değil misiniz? Yok artık ya. Allah Allah. Ayşegül niye buna dokunsun ki? Bu ne biçim anlatma ya? Böyle bir tarz yok yani, ona dokunmalı mokunmalı. Can, sus. Handancığım, bu hakikaten nasıl bir çalışma tarzı? Gözünü seveyim ya. Ya bu adamlar buradayken ben işin duygusuna giremiyorum ki. Şimdi Tunacığım... Ya hayır yani, siz nasıl bir duyguya gireceksiniz ki, onu anlamadım ben. Nasıl bir şekilde giriş yapmak istiyorsunuz o duygulara? Bunu ben anlamadım. Siz tarzınız güzel değil bir kere yani. Giremiyorum çünkü kabasınız. Biz? Evet. Kelimeleriniz kaba. Hoyrat, kekre, hodbin. Ne bi? Allah'ım, sen aklıma mukayyet ol. Cansız. Tuna Bey, pardon da siz ne demeye çalışıyorsunuz? Murat, sen de susar mısın lütfen? Yok Handancığım, ben bu şekilde buna devam edemeyeceğim. Çünkü şu anda biz burada ayrı dillerden konuşuyoruz. Şimdi şöyle yapalım. Ya şimdi Tuna Bey, ya siz öyle diyorsunuz ama... Bakın, benim ortaokuldayken falan var ya, edebiyat bilgim acayip iyiydi yani. Acayip almış başımı, yürüyüp gidiyorum. İyiydi yani edebiyatım benim, değil mi lan? Yani bakın, buna hiçbir şey anlatamazsınız. Anlamaz çünkü bu. Ona anlatmayı denemeyin, uğraşmayın. Ama biz, ya biz sizinle böyle aynı dili konuşuyoruz bence. Yani üç aşağı
5 yukarı. Ben ya hissiyatım bu şekilde benim yani. Konuşabiliriz sizinle. Can. Hı. Bak sen yine kaşınıyorsun. Neyi kaşınıyorum ya? İndir o elini bir kere. Sen Allah ne anlarsın? Ne olacak? Bir dakika ya, bir dakika. Sen ne anlarsın ki kitabı? La Fontaine okumuşsundur sen en son be. Handancığım, Handancığım. Ben artık kalkıyorum çünkü daha fazla sürdüremeyeceğim. Burada olay çirkinleşmeye başladı. Tuna Bey lütfen. Daha yeni başlamıştık. Ya ne yaptınız ya? Koskoca yazarı kaçırdılar. Size başarılar. Ben çıkıp biraz hava alsam. Ben şey yap ya, daha yeni geldin. Niye böyle yapıyorsun? Azıcık daha şey yapsaydık, çalışsaydık. Bize özel, benim odama çıksaydın. Yok vallahi siz hiç bu güzel ortamı benim için bozmayın. Ben giderim, siz aynen devam edin. Tuna Bey. Kolay gelsin. Seni ya. Okay. Tebrik ediyorum ya. Gerçekten ikinize de bravo yani. Her şeyi mahvettiniz, mahvettiniz. Tebrik ediyorum. Ayşegül hadi içeri gidiyoruz. Sen bunları çekmek zorunda değilsin. Ben her şeyi ayarlayacağım. İstediğin yayın evinden, istediğin kitabı çıkartacağız. Hadi yürü. Yeter ya, yeter. Yeter, beni konuşturtmaz. Biri kitabını basayım der. Bu ne? Ben bir şey istiyor muyum sizden? Öyle bir halim mi var? Rezillik çıktı ya. İso. Dur, İso'yu bana ver. Sakın gelme. Sakın. Gelme diyor, gelme. Sakın gelme diyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Benim darma duman.